Dokuzuncu nükte. Yi okumadan önce açlık tedavisi ve şifa orucunda 8. günümdeyim. Ve kendimi çok mükemmel hissediyorum elhamdülillah. Ve tedavimi bitirince yiyeceğim yemeklere, içeceklere, gıdalara göz attım. O kadar lezzetli geliyorlar ki şimdiden bana. Hakikaten açlık ne kadar acıktıysan ve açsın o kadar lezzetini alırsın. Öyle değil mi? Ne kadar acıkmışsan o kadar lezzetini hissedebilirsin. Üstad Hazretleri bu mevzuda baklava ve peynir ve ekmek misalini veriyor Risale. Padişahın yediği en âlâ baklavadan daha fazla lezzet alır. Fakir bir gedanın aldığı, yediği ekmek ve peynir lezzeti padişahın çok fevkindedir. Hem doyurur hem lezzet verir. Evet. 8. günümü idrak ediyorum ve 9. nükteyi bu mesele ile alakalı olduğuna binaen okuyorum. Ramazan-ı Şerif'in evet okuyalım. Evet onlar benim. Benim mi onlar? Yıkanmış mı? Yıkanmış. Aferin. Dokuzuncu nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermek ile ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Bakın, üçüncü şahıs olarak ifade ve muhatap kabul edilmiş. Rabbini değil, nefis Rabbini değil. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Risaleler edebi noktadan da ele alındığı ve öyle yorumlandığı, değerlendirildiği vakit daha istifadeli oluyor. Daha çok dikkat çekiyor. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'te ki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş cehenneme atmış. Yine sormuş. Yine demiş ene ene ente
Ente. Hangi nev'i azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Nefis demiş. Ente Rabbi Rahim ve ena abdükel aciz. Evet, burayı okumak istedim. Burada ilgimizi çeken bir husus var. Ben bu dersi başka kanallarda, dershanelerde misafir olarak davet edildiğim evlerde okuduğum zaman internet ortamından da yine buna benzer aynı sual soruluyor. Siz de aldanmayın, bakın. Hemen cevap vermek istiyorum. Sual şu. Hani burada cehenneme atmış, nefis mağlup olmamış. Fakat aç bırakınca mağlup olmuş. Fakat insanın gideceği azap yeri mekanı olan yer neresidir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre cehennemdir. Peki hani açlık dedi adam? Ben de dedim ki cehennem, tamam mı? İnsanın bedenine, nefsine, vücuduna en ağır gelen ve nihayetsiz cezaları çekeceği yerin isminin genel, ortak, toplam ve total ismidir. Yani genel adıdır cehennem. Yoksa şöyle değil, işte cehenneme gitti fakat açlık çekmedi ve çekmeyecek. Cehennemde sen onun tok olacağını mı ve güzel yiyecekleri yiyeceğini mi sanıyorsun? Açlık zaten var. Eziyet, işkence, bela zaten var. Fakat bunun genel adıdır cehennem. Yani cehennemde sadece yanıyorsun ama tok kalıyorsun. Aç kalmıyorsun gibi bir düşünce değil. Yoksa günümüzde de bakın, belki yurt içinde, belki yurt dışında çok ağır ve azılı suçluların gideceği yerin ismi nedir? Hapishanelerdir, hücrelerdir, değil mi? Peki o adamlar orada gidiyor sadece yatıyorlar mı? Hayır. Ağır, sıkı fıkı denetimden, kontrolden, eğitimden, bir nevi eziyetten, işkenceden, açlıktan geçiriliyor yani. O insanlar orada rahat değil. Allah'ın belasıdır yani orası. Sen diyebilir misin ki aç kalmıyor, hapishaneye gidiyor? Ama genel adı işte o. O ceza ve bela mekanının genel adıdır. Sana tek 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 tadat edip sıralamıyor, saymıyor. Yani işte burası şöyle bir yer, böyle bir yer değil. Hapishane, anla yani. Açlık da var, susuzluk da var, kavga da var, bela da var, şiddet de var, dehşet de var. Anlatıldı mı? Cehennemi de öyle değerlendirmek lazım. O yüzden cehenneme atmış, tamam yine demiş sen sensin ben benim, ama cehennemde aç bırakmış. O zaman yola gelmiş. İfadeleri basiret, feraset ve tefekkür ile okuyup anlamaya çalış. O zaman istifade edersiniz. Kimsenin bakamadığı yerden, pencereden bakın. Tamam? Kendinizi soyutlayın yani. Deccaliyetin, süfyaniyetin, komünizmin sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Çünkü deccaliyetin ve süfyaniyetin
darbesini yiyen bir beyin, zihin, dimağ daha kendisini toparlayamaz. Bir açık verildiği zaman artık devamı gelir. O yüzden tedbirli olmakta fayda vardır. Evet. Şu bir sayfa bile değil, yarım sayfa olan ifadelerden çıkarılacak bir sürü derin, engin, zengin manalar mevcut. Elindeki kaba bakacaksın ve bu eserlerden kabına, miktarına, kâmetine göre ne kadar alırsan, daldırıp ne kadar çıkarırsan kendin açısından faydalı kabul edip öyle telakki edeceksin. Ne kadar istifade edersen kârdır. Daha çok manalar vardır yani bu ifadelerde. Edebi olsun, imani olsun, ilmi olsun. Değil mi? Evet. Sekizinci günümüzde hayırlı olsun.